3 Temmuz'da enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK gündemden düşmüyor. 2022'den sonra açıklanmayan madde sepetindeki fiyatları ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş'ın tablosu ortaya çıkardı. O saatten itibaren TÜİK Başkanı savunmaya geçti. Ama başta eski TÜİK Başkanı olmak üzere ekonomist, siyasetçiler, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın söylediklerini bir bir çürüttüler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iktidara adres göstererek TÜİK'e çal demişler dedi. TÜİK memurun da cebinden her ay para çalıyor. TÜİK'e çal demişler. Diyor ya, sorumlusu benim ben. İşte cebinizden parayı çalan TÜİK'in başkanını atayandır. Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz. Madde sepetindeki fiyatları ayın 3'ünde hazır değilse, hazır olmadan açıkladığın enflasyon rakamı o zaman hayali bir enflasyon rakamıdır. Böyle bir savunma olabilir mi? Yani siz bize yanlış rakam mı açıklıyorsunuz? Her ayın 4'ünde açıklayın, o zaman sağlam bir veri açıklayın. Enflasyon sepetindeki madde fiyatları neden açıklanmıyor tepkilerine TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın tartışmayı büyüten yanıtı. Bir güne daha ihtiyacımız var, yetişmiyor dedi. Muhalefet o zaman enflasyonu 4'ünde ama doğru açıklayın derken TÜİK Başkanı'nın enflasyon savunması için kurduğu her cümle tepki çekti. TÜFE'yi Türkiye genelinde aylık 600 binin üzerinde fiyatı derleyerek hesaplıyoruz. Bu fiyatların yaklaşık 300 bini marketlerden alınan kasa fiyatlarından oluşuyor. Söz konusu hesaplamaların açıklanma tarihi olan ayın 3'üne yetişmesi çok zor. TÜİK bu tabloyu inkar etmedi, doğruladı. Bu hırsızın hırsız benim dediği tablodur. Hayatın her alanını bu kadar etkileyen bir gösterge için bir güne daha ihtiyacınız varsa kullanın kardeşim. Enflasyonun hesaplandığı madde fiyatlarını TÜİK Nisan 2022'den beri açıklamıyor. Ürün belli ama hangi fiyattan o bilinmiyor. Ancak ürün ve hizmetlerdeki değişim oranı paylaşılınca 2 yıllık değişimde çoğu ürünün TÜİK'teki karşılığı ortaya çıktı. TÜİK'te yumurta 2 lira 47 kuruş, ekmek arası döner 77 lira 22 kuruş, kira 5845 lira. TÜİK'ten tartışmayı büyüten savunma geldi. Örneğin Van'daki bir domatesle İstanbul Etiler'deki çeri domatesin fiyatı aynı olabilir mi? Bunların fiyatlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak toplulaştırılan fiyatlar enflasyon hesaplamasında kullanılmaktadır. Neden insanlar %80-90'ı güvenmiyor? Niye bundan 10 gün önce böyle bir durum yoktu? Şimdi niye var? İstanbul Ticaret Odası'nın verisiyle TÜİK'in verisi. Daha önce ikisi arasındaki fark %2-3, bu fark %20-25'lere kadar çıktı. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir yeni TÜİK Başkanı'na 2022 Mayıs'tan sonra ne değişti de kuruma güven kalmadı diye sorarken Erhan Çetinkaya'nın fahiş fiyat artışlarını enflasyona değil şirket karlarına bağlaması ve Haziran'da ötelenen zamların Temmuz enflasyonunu etkileyeceği açıklaması da muhalefeti kızdırdı. O zaman TÜİK Başkanı'na şunu sormak lazım. Asgari ücreti niye baskılıyorsunuz kardeşim? Siz bir taraftan enflasyona şirketlerin çok para kazanması yol açar diyorsunuz. Diğer taraftan enflasyonu düşürmek için vatandaşın daha fazla yoksullaşmasına yol açacak politikalar hayata geçiriyorsunuz. Enflasyona şirketler yol açıyor ama biz bunun faturasını çalışan kesime kesiyoruz. Adil bir şey mi bu? TÜİK Başkanı bugün bunu itiraf etmiş oldu. Derhal asgari ücrete zam yapılması lazım. Hiç yapmasa daha iyiymiş dedirtti herkesi TÜİK'in açıklaması. Aslında savunması. Apar topar yapıldı, çokça da hata var. Milyonların aldığı ücretleri belirleyen, yani Türkiye'nin hayatını şekillendiren bir kurumun basına yaptığı açıklamada en basitinden matematik hatası ya da denklem yazma hatası olması bile insanı şaşkına çeviriyor. Ya gerçekten bilmiyorlar ya da artık hiç umursamıyorlar. Yani sonuçta mahkeme kararlarına bile uymama gibi bir ayrıcalığa sahip kurumdan bahsediyoruz. Hele bir de madde fiyatlarının açıklanması için bir gün daha çalışma yapmaları gerekiyormuş. Bir gün. Çıldırmak işten değil. Bir gün adına, bir gün daha çalışmamak adına mı tüm bu tantana? Derseniz tabii böyle isteniyor bizden diyecek halleri yoktu çünkü.